Mesela yetiştiricinin silajı bir süre kullanmıştır, silajdan başka yeme geçecektir. Onu azaltarak bitirmesi, yeni gelecek bir yeme azdan çoğa doğru alıştırarak yükseltmesi bu geçişleri engelleyecektir. Burada iki çıkarım yapabilir miyiz? Hani bununla şu şekilde soracağım. Birincisi, hayvan hayatı boyunca, ömrü boyunca diyelim, aynı yem materyallerini yiyerek daha mutlu olabilir mi? Şimdi dengeli ve yeterli bir besleme tarzıyla tabii ki. Besleme tarzını, dengeli ve yeterli bir yemlemeyi oturttuktan sonra bunu mümkün olduğunca bozmamak en doğru yaklaşımdır. Çünkü hayvan adapte olduğu yemi en yüksek derecede kullanır. Evet. Ama siz onda bir değişiklik yaptığınızda bir süre verimsiz olur. Ondan sonra da tekrar adapte olur. Bu da önemli. Kuzu ve oğlak besleme ile ilgili de sormuştunuz. Onu da isterseniz... Onu hemen geçeceğim. İkinci çıkarımını da sorayım. Mehmet Hocam'a aktaracağım. Tamam. İkinci çıkarımım da hayvanlardaki bu stres farklılıkları, işte gece gündüz hava sıcaklıklarının değişik olması, özellikle bu geçiş dönemlerinde gündüzün evet, çok sıcak, gecenin çok soğuk olması veya yem değişiklikleri gibi stres faktörleri eklemeye bir etken midir? Hayvanın direncini düşüren her faktör önemlidir. O zaman üçüncü çıkarım, stres evet, direnç düşürür mü? Stres direnç düşürür ve bu direnci yüksek tutmak problemlerin şiddetini azaltır. Tabii en güzeli hocamın birazdan bahsedeceği gibi, hani baştan hijyen tedbirlerini ya da aşı gibi uygun tedbirleri ya da diğer tedbirleri alıp hani enfeksiyonun oluşmaması ya da en hafif geçmesini sağlayacak tedbirleri almaktır. Ama dirençli hayvana bu tedbirler daha olumlu etki yapar. Zaten çok zayıf düşmüş, direnci kalmamış bir hayvandaysa sonuç almak daha zordur. Şimdi eklem hastalığına geldiğimizde eklem hastalığı koyun, keçilerin en büyük viral hastalığı. Genelde bu önceden ilkbahar, sonbahar doğumlarda gözükürdü. Küresel ısınma olmadan. Ben bugün hastalıkların yayılması koronada dahil sebepleri şu. Stephen Hawking'in de dediği gibi dünyanın yok oluşu iki alametten. Biri genetiği değiştirilmiş virüslardan, ikincisi de iklimsel değişikliklerden dolayı. İklimler değiştikçe hastalıklar da değişiyor. Ülkemizde görünmeyen hastalıklar gözüküyor. Afrika'daki gözüken hastalıklar bile artık ülkemizde vardı. Bunların 15-20 yıl önce anlattığı derslerde biz bunları Afrika'da gözükür derdik. Örneğin ne arıyor? Bir şiptiyazız. Ne bileyim Şamel, Lemberg virüsü son zamanlarda çıktı. İşte Rif Vadisi humması, Batı Nil humması. Bunlar ülkemizde artık gözükebiliyor. Var. Yani bakanlıkça da onaylanmış, teyit edilmiş yerlere, lokasyonları. Eklem hastalığına baktığımızda koyun keçilerde her dönemde çıkmaya başladı. Bundaki birçok neden var. Ama eklem hastalığı bulaşıcı nedeni genelde deriden bulaşabildiği söylense de birçok işte sinek, ondan sonra sivrisinek taşıyıcı olarak olabiliyor. Hayvanların diş eti bölgesinde, örneğin karamık diye geçen halk dilinde, o dikenli bitkileri yemesi, o bölgenin mukozal diş eti bölgesinde zarar görmesi, dudağın zarar görmesi. Buradaki problem şu, genelde ergenlerde problem yok. Bir ergin oğlak, ergin bir keçide ya da ergin bir koyunda problem yok. Önemli olan benim için kuzu ve oğlaktır. Özellikle de ilk bir hafta 10 günde çıkanlar, evet, yani emmeye engelleyici. Aynen, ememediği için de bunlar ölür. 50 tane kuzu doğumu olmuştur ya da işte oğlak doğumu, ama bunun 30'unu kaybetmiştir, elinde 20 tane kalmıştır. 30'unu da kurtarabilir esasında. Onu biz metodolojisinde bulduk ve bunu anlatmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu gidip yapıyoruz. Biraz bu işlerde biliyorsunuz reklamasyon, satış, pazarlama gibi ilgiler işin içinde yoğun olması lazım, ama biz duyurabildiğimiz kadar sosyal medyadan bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir yeni bir metodolojik yapı geliştirdik biz. İsmini de zikretmeyeceğim. Geliştirdiğimiz krem hem sihirlere hem de koyun keçi eklemasına faydalı olabiliyor. Biz tedavide şöyle bir şey yapıyoruz. Tedavide geçmeden şöyle şunu da bahsedeyim. Bir de son dönemde anneden yavruya da geçerek, yani yavruyu doğduğunda diş etinde bir pembeleşme başlıyor özellikle ön diş kısımlarında. O pembeleşme gittikçe fazlalaşıp bir karnı bağır şeklinde dönüşüyor. Ve bu karnı bağır şeklinde diş katmanı üstte çıktığı, yani diş etinin üzerine çıktığında zaten üstten basamıyor yavru, kuzu oğlak. Gidip annesini ememiyor çünkü kanıyor. Kanadığı için
hiçbir emme refleksi de devreye girmediği için de otomatik anne sütü alamıyor. Anne sütü alamayan kuzu olarak da bağışıklık sistemine ait olan kolostrum ağız sütü almadığı için de ölüyor ve bir de beslenemiyor var. İşin içinde özet bu. Şimdi burada ne yapmalıyız? Bu tür kuzu oğlaklara bizim geliştirdiğimiz ağza süreceğimiz o ticari kremi uyguluyoruz ve kanatarak özellikle ben sürmeye özellikle dudaklarda dişlerinde uyguladıktan sonra hayvanın bundan sonraki immün sistemini yani sonuçta immün sistemini uyarmam lazım. Şunu tekrar söyleyelim. Çok önemli bir şey. Yaptığınız uygulamayı kanatarak yaparsanız aslında çok daha verimli hale alıyor. Tabii orada bir vire... Tabii aynen. Çünkü vire... Ben özür dilerim. Ben daha önceki uygulamalarda da işte bu gliserin iyot tarzı ilaçlarda da bu cümleyi duymuştum veteriner hekimimizden. O zaman birazcık bana canilik gibi gelmişti. Ama işte yarayı kanatıyorsunuz, tabii. sürüyorsunuz falan filan. Ben birkaç kişiye de bunu söyledim. Abi olur mu öyle şey ya? Sen yarayı tekrar tazeliyor gibisin. Aslında yarayı tazelemiyorsunuz. Değil mi hocam? Yani tabii. Yarayı açtığınızda daha fazla yararlanmasını sağlıyorsunuz. Aynen. İşin mekanizması şu biraz bilimsel kalkışak halk dilinde ama bu kan hücreleri içerisinde immünolojik bazı şeyler var. Parametreler var. İşte T lenfosit diyoruz biz bunlara. İşte makrofaj aktivasyonu diyoruz. Makrofajlar ya da doğal katil hücreler var. Bunları aktive ediyoruz. Vücutta bu var. Burayı tanı, kanatma ya da viremi buna ortaya koyuyor. Hı hı. Sonra o bölge gliserin yöde var. Gliserin yöden özellikle 3'e 1 hazırlanmasını tavsiye ederim. Ben gliserin orada üçgen yöt mutlaka bir oranda bir hazırlanmalı. Ki bu bölgeye sürüyoruz dudak bölgesinde ki bu dudak bölgesinde hem yarayı yok etsin hem de yumuşatmayı sağlasın. Çünkü emme refleksine dudağınız uçuk çıktığında güldüğünüzde canınız yanar. Bu da kuzu olakta da aynı şey için geçerli. Ardından bu kısmı da hallettikten sonra hayvana bağışıklık sistemini yükseltmemiz lazım. İşte onun için çeşitli preparatlar var immün sistemi yükseltecek. Hı hı. Bunlardan hani kuzu olaksa 0.1 cc deri altı kadar bunları verebiliyorsunuz. Bir de hayvanın 10 gün boyunca yemine bir çay kaşığı kadar belirli vitamin tozu ama her vitamin tozu değil. İçinde vitamin E, çinko, selenyum ve bakır ihtiva eder. Özellikle vitamin E ve selenyum yapılan araştırmalarda bağışıklık sistemini aktive ettiği ortaya konmuş. Burada ayrıca bu 4 madde derinin rejenerasyonu da sağlıyor. Bu üçlüyü yaklaşık bir 10 gün kullandığınızda hiçbir kuzu oğlak ölmeden annesine emerek hatta 2 saat sonra neredeyse emebilecek pozisyona gelip eklemayı da atlatmış oluyor. Atlatıyor. Bu basit yöntemde. Ha ekleme de koruyuculukta en önemli şey aşıdır. Aşılama mutlaka yapılmalı ama işte aşının zaman zaman yetersiz olması, zaman zaman üretiminde olması ama çok talep edilmemesi koyun keçi yetiştiricileri. Ekleme aşısı özellikle de son günlerde popülerliğe hazırlanan bir aşı gibi geliyor. Yani hala ekleme aşısından bir haber üretici topluluğu var ve bu azımsanacak şekilde değil. Bence Türkiye'de %50'lerde geziyor. Ben çoban arkadaşları çok severim ama çoban arkadaşlar çok veteriner hekimlere danışmazlar. Çünkü onların ama ben biliyorum hocam. Niye danışacağım siz size? Siz bir çoban. Hayır ya size niye danışayım? Yani ben burada bir çobanım. Yok gerçekten de. Ben şundan yanayım. Yani soru sorduklarında da biz de elimizden geldiğinde bildiklerimizi aktarmaya çalışıyoruz ama ben buradan herkese söylüyorum. Ya gerçekten de veteriner hekim hocalarımız sizin gibi değerli veya veteriner hekim arkadaşlarımız ya burada 5 yıl boşuna oturmuyorlar. Yani o insanların bizden çok daha fazla bildiği şeyler var. Lütfen hastalığınız ne olursa olsun. Ben Mehmet'in başına geldiydi, ben bunu gördüm. Ahmet'in başına geldiydi, onunla ne kullandı acaba diye. Sosyal medyada çok bu. Çok yani biz sosyal medyada sayfalarda görüyorum. Yani çok komik işte gaz yağı dökün oraya, yanmış yağ dökün vesaire şudur budur. Ya tamam belki senin hayvanında belki başka bir şeyden dolayı olmuştur. İşe yaramış da olabilir bilmiyorum ama bunun böyle aktarılması yanlış hocam. Aynen. Ben böyle düşünüyorum. Özellikle de ekleme konusundaki çalışmalarınıza mutlaka hocama ulaşmanızı tavsiye ediyorum. İnanıyorum da çünkü ne kadar bilimsel çalıştığınızda ama programın sonuna yaklaşıyoruz. Sihire de değinmek istiyorum ben. Evet. Sihir özellikle hem küçük başta sağım esnasında karşılaştığımız hem de büyükbaş hayvanlarda birçok karşılaştığımız meme çevresinde genelde baş belası bir hastalık diye düşünüyorum. Ve tedavisi de ben bu zamana kadar bir veteriner hekimden şunu uygula şunu uygula dediğinde duymadım. Abi ne yaparsan yap boşuna diyenler de gördüm. Ama sihirle de ilgili geliştirdiğiniz bir
yöntem var. Evet. Bu yöntemle ilgili sizden bilgi almak istiyorum hocam. Sihirle biz 10 yıldır çalışıyoruz. Sihirin etkili papilloma virüsü. Esasında insanlardaki human papilloma, insan papilloma virüsüyle aynı grup içerisinde yer alıyor. Buradaki oluşumda idrar, gaita, uterus akıntıları, kan, derideki sıyrıkta en büyük girişi zaten deri. Bunda en çok memenin süsağın bölgesi olduğu için o sağ makinelerin pulverizasyonların iyi yapılmaması, temizliğin iyi yapılmaması ya da herhangi bir yaralama sonucunda memeden bu gelişiyor. Çünkü bu virüsü vücut tanımıyor. Çünkü papilloma virüs bağışıklığı uyaracak. Biz bilimi değil de immünojenik değil. Vücut ona karşı bir şey. Yani şunu düşünün. Bir yüzük taktınız ya da saat taktınız. İşte kanından küpe taktı. Taktığında kaşıntı hisseder vücut. Çünkü alerjik gelir. Bir tepki gösterir. Alerjen olduğu için. Ama papilloma virüse karşı bu vücut tepki vermiyor. Vermediği için o kendinde kontrolsüz üremez. Esasen iyi huylu bir tümördür. Papilloma virüsün yaptığı. Bu üst üste bir, dışarı doğru şekillenen hücre bütünlüğü sizde orada sihir şekillendiriyor. Sihirin çok şekil... Uzuyor ama bir de o yani. Bunun 3 tipi var morfolojik açıdan. Yuvarlak, biz buna filiform tarzı diyoruz. Flat and round diye yuvarlak tarz diyoruz. Sivri ip gibi olanlar var. Bir de böyle pirinç tanesi gibi küçük odaklar şeklinde, karnabahar şeklinde olanlar var. Bu morfoloji yapı önemli değil. Tipleri var bunun. Biz buna ne yapıyoruz? Biz bu üç tiple de biz başarılı mıyız hocam? Yaptığınız yöntemle. Aynen. Bütün tipleri de belirledik. Bir laboratuvar anlamında da bulduk. 30'a kadar şu anda tipi belirlenmiş papillomda, sihirlerde. Buradaki bazen bu memenin içinde de şekilleri, memenin içinde süt gelimin azalmasına sebebiyet veriyor. Çünkü bilye gibi oluyor ya da hortum şeklinde olabiliyor. En sinsisi değil mi? En sinsisi. Onu da hallediyoruz ama ben memenin içine girmiyorum. O ilaca girer o zaman. Hani ben dıştan dermatolojik anlamında yaptığımızda onun oluşumunu engellemiş oluruz. Çoğu kişi memede çok büyük kafam gibi derler ya, sihirlerden satmaya göndertmiş. Veteriner ekip arkadaşlar, dedim ki yapmayın, mutlaka bunu regrese ederiz. Yani geriletiriz ve sonra da yok ederiz. Hakikaten o bölgeye kremin uygulanması, kremden sonra dediğimiz gibi immünolojik, yani bağışıklık sistemini güçlendirici uygulamaları, deminki ekteme de bahsettiğim gibi bir kombinasyonla sihiri yok ediyoruz. Vücutta da olduğunda da yok edebiliyoruz. Vücutta da dediğimiz gibi otolog aşı hazırlayabiliyoruz. Parçalıp otolog aşı hazırlama, ki veteriner hekime vermek suretiyle bu aşı hazırladığımız aşıyı uygulandıktan sonra papillom tamamıyla vücuttan, yani sihir tamamıyla vücuttan yok edilebiliyor. Çaresi var. Bize ulaşsınlar. Sosyal medyadan telefonun 7 gün 24 saat açıktır. Harika. 3'te de olsa cevap veririz. Amaç ekonomiye onu kazandırmak, üreticinin de kazanmasını sağlamak. Gerçekten de iki tane bugün ektima ve sihir konusu, hani benim kendi açımdan söyleyeyim. Ben sizi can kulağıyla dinliyorum şu anda. Ben aslında kendimde bunu kafamda tasarlıyorum. Çünkü sihir özellikle süt hayvancılığında, işte biraz önce dediğimiz gibi elle salınlarda memeden memeye aktarılabilecek. Aynen. Sırf bu yüzden olmasın diye belki 3 litre 4 litre keçisinde süt olan insanlar hayvanlarını elden çıkartıyorlar. Aynen. Sihirle başa çıkamadıkları için, ki ektima kuzu oğlak ölümlerinde büyük bir rol oynuyor. Aynen. Ülkemizde. Aynen. Hani bugün 2020 verilere göre 5 milyon hayvanımız şeyde kuzu ve oğlak ölümlerimiz var yıllık. Aynen. Bunların da önüne geçebilecek, ki ben ektimanın da büyük bir problem olduğunu bu rakamda biliyorum. Kesinlikle. Bunların da önüne geçebilecek çalışmalar için sizi de tebrik ederim hocam. Ayak hastalıklarından biraz bahsedebilirim isterseniz. O çok problem, %30-%40. Hemen hızlı bir şekilde ondan da bahsedelim. Adem'den son uyarıyı alıyoruz. Tamam. Son, kuzu ve oğlak beslemesine de gireceğiz, tamam. Çünkü hızlı bir şekilde aktaralım. Şimdi ayak hastalıkları çok önemli. Bir işletmenin %40 problemi. Bugün şimdi buna yönelik biz bir jel geliştirdik. Bu jel formülü patentini de aldık ve dünyada bu konuyla ilk. Biz antibiyotik kullanmadan orta ve iyi vaka ayak yaralarında, yani dermatitten tutun, interdigital dermatitten tutun, tırnak yaraları, işte taban da çürükleri, işte ökçe çürükleri ya da ezikleri de dahil olmak üzere, bu koyun keçide de pieten hastalığı diyoruz, ayak tabanı, onlar da geçerli olmak üzere, atlarda da, kedi köpekleri ayakları yaralanmalarında da bunu kullanabiliyorsunuz. Sadece onun sürülüp, bitkisel bir üründür bu. Sürülüp 10 dakikada kuruyor. Bandaja da gerek yok iyi orta vakalarda. İki kez uygulamanız yeterli olup o yara bölgesi kapalı, bir de topallığı engelliyoruz. İki kez dediniz, iki gün mü? Yani birinci gün ve üçüncü gün uyguladınız. Ha, tamam. Ha,
Dersiniz ki 10 dakikada kurudu için bu jelin özelliği. Çünkü hem idrardan hem ortamdaki dışkıdan hem sudan erimeyen bir şey bu. Hava almasını sağlıyor. Çünkü orada iki bakteri var. O iki bakteri oksijensiz ortamı seviyor. Hı-hı. O oksijensiz ortamda biz hava aldırarak onun iyileşmesini, yara iyileşmesini sağlıyoruz. Böylece hem topallığı geçiyor, hem o hastalık ayağıyla diğer sürüdeki diğer hayvanlara yayıldığı için onu da engellemiş oluyoruz. Ondan sonra kısmı zaten beslemeye giriyor. Hocamın Hı-hı. bölümüne giriyor. Eğer bandaj uyguluyacaksınız, özellikle kemiğe ulaşmamış yumuşak dokuydaysa, o zaman diyoruz ki bir kere sür, bandajda 5-6 gün sonra çıkart. Ha, antibiyotik uygulayacaksan bunu sen bilirsin. O antibiyotiklerde şunları uygula diyoruz. Çok ağır vakalarda bunu uyguluyoruz. Bir de böyle bir ürünümüz var ki bu ürün gerçekten ülkemizde kullanılması gereken, çünkü bunun muadilleri hep yurt dışından geliyor. Evet. Hep yurt dışı menşeli. Milli servetimizi dışarıya veriyoruz. Kesinlikle bunu ülkemize aktaralım. Buradaki insanlar çok daha ucuza, çok daha iyi sonuca hem de çok daha az zararsızlık özelliği var. Çünkü bitkisel kökenle yapılmış bir şey bu. Çok iyi sonuçlar veriyor ve çok da büyük talebi var. Bence geliştirdiğimiz en güzel şeylerden biri Sihir'den sonra ürünlerden bu olduğunu söylemek isterim. O konuda da danışabilirler. Hocam bu ürünlerden ben kendim için birer tane istiyorum. Özellikle de ekran başındaki izleyiciler için referans olarak ben kullandıktan sonra ben olabilirim. Yani bunu da canı gönülden söylüyorum. Elinize ayağınıza sağlık, bilgilerinize sağlık, düşüncelerinize sağlık. Sonuçta yaptığınız iş mutlaka ki ticari anlamı olacak. Sonuçta biz tabii bir hayra hizmet vakfı değiliz. Bilime yatırmamız lazım. Kesinlikle, ama yaptığınız işler aslında kendi ticari kaygınızdan daha çok milli ekonomiye bir katkı tabii. olduğunu düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani amacımız bilimde biraz sürekliliği, yani devlet sağ olsun bizi evet. destekliyor, kurumlar destekliyor, ama bazen devletin de kurumların da bizi destekleri yetersiz oluyor ya da o zaman bazen de kurumlardan gelmiyor, cebimizden harcıyoruz. Çocuğumuzun, çoluğumuzun rızkından, işte azot gazına para ödüyoruz. O zaman diyorum ki ticaretle uğraşman lazım ki bilime aktar. Evet. Bilimle bunu devam et. Doğru yönlendirmeyle bunu yani ikinci ev ya da ikinci araba istemiyoruz. Bilimde daha iyi bir... Çok teşekkür ederiz hocam. Çok bu. Sağ olun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ hocam hemen 2 dakikada dediğim gibi evet. kuzu ve oğlaklar da hızlı evet. yeme düşmenin artısı ve eksisi. Evet. Avantajları diyelim. Şu an çoğu yetiştirici hala kave düzen eski alışkanlıklara göre işte Şubat Mart'ta doğan kuzuyu annesinin yanında Mera'da, işte yazın işte Anız'da yine Mera'da bekletip sonbaharda işte toklu besisine ya da işte artık ergin yavru besisi diyebileceğimiz besiye alıyorlar. Bir yıl sonra bu hayvanlar neredeyse doğduktan bir yıl sonra ancak kesilin ağırlığına geliyorlar. Ama hayvanların en hızlı büyüdüğü, geliştiği dönem doğumdan sonraki 6 aydır. Büyüme hormonunun en çok salgılandığı, kesif yemi, yoğun yemi, konsantre yemi en iyi değerlendirdiği zaman doğumdan sonraki 6 aydır. Bu buzağı için de böyle, kuzu için de, oğlak için de böyledir. Hatta tay için bile böyledir. Biz bu dönemi kaçırıyoruz. Üstelik de annesinin yanında dolaşan kuzu, oğlak işkembesi küçük olduğu için mera otlarını da yeterince değerlendiremiyor. Annesinin sütüne bağımlı kalıyor. Hem annesi yoruluyor hem merayı yoruyor. Halbuki biz doğumdan bir hafta sonra uygun bir başlangıç yemine başlasak ve bu kaliteli iyi başlangıç yemini yiyebildiği kadar kuzu ve oğlağa versek yaklaşık 2 aylık yaşta, yani 8 haftada sütten kesebiliyoruz. Anne rahatlıyor. Ne kadar da başlamamız lazım hocam? Kaç bir hafta sonra. Bir hafta sonra. Doğumdan bir hafta sonra önüne konabilir rahatlıkla. Zaten doğumdan işte 2 hafta sonra neredeyse 400-500 gram yem tüketimine başlıyor. 3 ay sonra 1 kiloya yakın neredeyse başlangıç yemi ya da işte 2 aydan sonra tüketmeye büyütme başlayalım. Yemine geçilebiliyor. Büyütme yemi tüketmeye başlıyor. Biz 6 haftadan sonra kaba yemi de önlerine konmasını tavsiye ediyoruz. Yani ilk hafta 6 hafta, yani daha doğrusu 1. haftayı saymasak 5 hafta konsantreme alıştıktan sonra kaba yemi de önüne koyduğumuzda bu hayvanlar 5-6 aylık yaşa kadar çok güzel bir şekilde hızlı büyüme, hatta 4 ay bile diyebiliriz. Sağlıyorlar. 4 aylık yaşta bir de dediğiniz gibi çok kesime güzel, kesim gelebiliyor. 5-6 aylık yaşta
Ben kurbanlık kuzu besisini, yani doğduğu günden itibaren planlayıp 5-6 aylık yaşta kıvırcık ya da merinos tipi kuzuları 50 kilonun üstüne, hatta 60-63 kiloya getiren örnek yetiştiricileri biliyorum. Bu dönemi yeter ki kaçırmayalım. Üstelik de yetiştiriciye kuzunun getirisi bir yıl sonra değil, 6 ay sonra döndüğünde yetiştirici ekonomik olarak rahatlıyor. Aslında yedirdiğinizi kesim esnasında kuzu size fazlasıyla veriyor. Fazlasıyla veriyor. Üstelik de merenin yükünü hafifletmiş oluyorsunuz. Bu yüzden kuzu ve oğlak besisini, yani erken başlayan kuzu ve oğlak olarak hani doğumdan itibaren planlanan besiyi biz çok tavsiye ediyoruz. Bunun bir avantajı da keçi yetiştiriciliğinde özellikle. 5-6 aylık yaşta erkek oğlaklar cinsel olgunluğa, kızgınlığa gelmiyorlar. Teke kokusu oluşmadan çok yumuşak, kaliteli ve kokusuz bir et üretilmiş oluyor. Bu da çok önemli bir şey. Damızlıkta kullanacaksanız ilk işte 5-6 ay beraberce dişi ve erkek oğlakları, kuzuları aynı şekilde besleyebilirsiniz. Damızlıkta kullanacak olanları yağlanmayacakları bir şekilde 6 aydan sonra damızlık besisini alırsınız. Ama kesilecek olanları dediğim gibi hızlı bir şekilde besiye getirebilirsiniz. Bunu özellikle yetiştiricilere tavsiye ediyorum. Uygun yemliklerle ya da koyunların geçemeyeceği ama kuzu ve oğlakların geçebileceği işte geçitleri olan kapı düzenekleriyle bu beslemeyi çok rahat yapabilirsiniz. Alçak kapaklı yemlikler ya da işte akıllı dediğim gibi kuzu, akıllı kapılar, kuzunun geçebileceği, annenin geçemeyeceği kapılarla çok güzel bir şekilde bu uygulanabilir. Bunu özellikle çok tavsiye ediyorum. Başlangıç yemini hiç kullanmayan bir dolu yetiştiricimiz var. Bunu kullandıklarında, farkı gördüklerinde çok şaşıran bir dolu da örnek yetiştiricimiz var. Evet hocam. Çok bunu teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Keşke süreyi 1,5 saat yapabilsek de bu programı birazcık daha uzatabilsek ama gerçekten sürenin de sonuna geldik. Bizi bugün burada ağırladınız. Sizinle tanıştık. İnşallah bir sonraki programlarda tekrar sizinle bu sohbetleri yapmak isteriz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Türk hayvancılığına, devletimize vermiş olduğunuz katkılardan dolayı ben kendi adıma ve üreticilerin adına teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, değerli Çiftçi TV izleyiciler, bugün iki tane birbirinden değerli hocalarımızla beraber dilimizin döndüğünce, vaktimizin yettiğince diyelim biz bu işe. Hem ektima ve sihir hastalıklarından konuştuk. Hem de değerli Numan hocamla beraber beslemeye yönelik dilimizin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştık. Gerçekten bugünkü program bilimle dolu bir programdı. Belki arkamızda bir koyun keçi yoktu ama ortaya koyduğumuz çok güzel bilgiler vardı. Umarım bu bilgilerden üreticilerimiz de değerlendirir. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ederiz. Bir sonraki Çobanın Sesi programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.